Bir önceki dersimizde Einstein'ın hızların birleşimi formülünü nasıl elde edebileceğimizi incelemiştik. Gelin bu derste de bunu uygulamalı olarak gösterelim. Oldukça sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, burada yine ben varım ve uzay boşluğunda sürükleniyorum. Referans sistemim burada. S referans sistemi. Buradaki arkadaşım da benden giderek uzaklaşıyor. Bunu sayılarla ifade etsek daha iyi olacak arkadaşımın benden 0,7 c'lik bir hızla uzaklaştığını varsayalım. Yani ışık hızının onda yedisi veya yüzde yetmişi de diyebiliriz. Buradaki bu üçüncü kişinin de bana doğru yaklaştığını varsayalım. Hız vektörünün yönünü değiştireyim. Bunu silsem iyi olacak. Devam edebiliriz. Hız vektörünü diğer yöne doğru çevirelim. Bu kişi bana doğru yaklaşıyor. Ve bundan dolayı x değeri zamanla düşüyor eksi 0,5 c olduğunu varsayalım. Yani ışık hızının yarısı kadar bir hızda bana doğru geliyor. Bu iki hız da benim referans sistemime göre verilmiş. Bu da önemli bir ayrıntı. Burada Newton'un dünyasından veya Galileo dönüşümlerinden bahsetmiyoruz. Genelde bu şekilde düşünmeye alışığız. Örneğin otoyolda olduğumuzu varsayalım. Yolda belirli bir yöne doğru yaklaşık 110 km hızla yol alırken bana doğru tam karşıdan 80 km hızla gelen başka biri olsun. Böyle bir durumda bu kişinin bana doğru aslında saatte yaklaşık 190 km hıza yaklaştığını düşünebiliriz. Yani bu iki hızı bir bakıma toplamış oluruz. Asıl örneğimize geri dönecek olursak neydi? Arkadaşımızın hızı 0,7c bu kişinin bana doğru gelme hızı da 0,5C. Newton gibi düşünseydik maviyle çizdiğim bu kişinin arkadaşımın bakış açısından 0,7C artı 0,5C'den ışık hızının 1,2 katı hızla yaklaşmakta olduğunu hesaplardık. Ancak bildiğiniz üzere bu evrenin yasalarına aykırı. İşte tam bu noktada formülümüz devreye giriyor. Kafamızın karışmaması adına uzay mekiğinin yönünü buraya çevireyim. Uzay mekiği bu şekilde bu tarafa doğru yol alıyor. Bana doğru ışık hızının yarısı kadar bir hızla yaklaşıyor. Bana doğru geldiğini yani x değerinin zamanla düştüğünü görmeniz için buraya negatif işareti koydum. Bir önceki dersimizde türettiğimiz Einstein'ın hızlarının birleşimi formülü de işte burada. Elimizin altında. Şimdi bunu uygulayalım arkadaşımın referans sistemine yani S üssü referans sistemine göre hızı x üssü değerindeki değişim bölü t üssü değerindeki değişim olan bu kişinin hızı aslında buna eşit olacak. Şimdi elimizde olanlara bir bakalım. U mavi ile çizdiğim kişinin benim referans sistemime göre hızı. Bu da eksi 0,5 c değerine eşit. V de arkadaşımın referans sisteminde bulmaya çalıştığımız hız. Yani 0,7 c. Şu renkle yazsam daha iyi olacak. 0,7C. Burada da UV bölü C kare var. U dediğim gibi eksi 0,5C. Çok küçük yazdığımın farkındayım. V de 0,7C. Peki bu neye eşit olacak? Pay kısmındaki eksi 0,5C eksi 0,7C'nin sonucu negatif olacak. Yani pay kısmı eksi 1,2C. Eğer bu olay Newton'un dünyasında gerçekleşiyor olsaydı, bulmaya çalıştığımız hızın değeri olarak bu sonuca ulaşırdık. Arkadaşım bu kişinin kendisine doğru ışık hızının 1,2 katı bir hızda geldiğini varsayardı. Galileo dönüşümleri de bizi bu sonuca götürürdü. Ancak şu elimizin altında olan payda kısmı sayesinde ışık hızının mutlaklığını çiğnememiş oluyoruz. Unutmayın, hiçbir şey ışık hızından daha hızlı hareket edemez. Şimdi payda kısmımıza bakalım. İlk başta 1'i yazalım. Eksi 0,5c çarpı 0,7c. 0,5 çarpı 0,7 0,35 eder. İşimizi biraz daha kolaylaştırmak için 0,30 diyelim mi? Burada amaç size genel bir fikir verebilmek. Bu amaçla matematiğin içinde boğulmamak için bu seferlik 0,30 şeklinde yani eksi 0,3c kare olarak yazalım. Burası negatif çarpı pozitiften negatif olur. Negatifi buraya koyayım ancak 2 negatif olduğundan aslında burası pozitif olacak. Bunu da c kareye bölelim. Bunlar birbirini götürür fark ettiyseniz 1,2C değerini 1,2'den biraz daha büyük bir sayıya bölmemiz gerekiyor. Yani burası eksi 1,2C bölü 1,3 olur. Şansımıza burası C değerinden daha düşük çıkacak. Yani mutlak değeri C'den daha düşük olur. Bunu hesap makinesiyle hesaplayabiliriz. 1,2 bölü 1,3 yaklaşık 0,92'ye eşit. Yani burası yaklaşık olarak eksi 0,92 c. Bu da tanımımıza uyuyor. Demek ki delta x üssü bölü delta t üssü eksi 0,92 c değerine eşit. Kulağa mantıklı geliyor. Çünkü arkadaşımın referans sisteminden bakıldığında bu geminin benim referans sistemime göre daha hızlı hareket ettiğini varsayabiliriz. Benim referans sistemime ışık hızının yarısı kadar bir hızla yaklaşıyordu. Arkadaşımın referans sistemine göre ise hızı ışık hızının 0,92 katı. Yani ışık hızının %92'sine eşit. Burada negatif işareti sadece gideceği yönü belirliyor. Böylece hiçbir şeyin ışık hızından daha hızlı hareket edemeyeceğini söyleyen izafiyet teorisinin temel yasasını çiğnememiş olduk. Çünkü ışık hızı mutlaktır. Şu tahtaya yazdıklarıma baktıkça bu konuda bir video oyunu geliştirsem ne güzel olur diye düşünüyorum. Buradaki formülleri biraz daha geliştirebiliriz. Farklı göreceli hızlarda hareket eden nesneler ekleriz. İzafiyet teorisinin de geçerli olduğu bir sistem elde etmiş oluruz. Çok güzel bir oyun tasarlayabiliriz.